Hızlı geçeceğim bazı konular olacak. Zaten genel yapıları incelemiştik. Bunları ayrıca kendiniz test edersiniz. Drop kısmını inceledik. Veri tabanı silme. Bunu geçtik. Geçtik. Bu da burası. Delete'i where ile kullanmayı anlatmıştım. Bunu bol bol uygulamanız gerekiyor. Brand yetki vermek. Burası genel önemli konulardan biri. Brand konusunu ayrıca incelemeniz gerekecek. Bunu çok detaylı anlatmayacağım. Uygulama üzerinden anlatmayacağım. Ama detayları zaten kitapta, kaynakta var. Oradan bakabilirsiniz. Brand dediğimiz olay, bir kullanıcı oluşturduğunuzda, ABC kullanıcısı fark etmiyor. Hani SA kullanıcısından bahsetmiştik ya, System Administrator. Onun gibi sizin uygulamanız için bir kullanıcı oluşturmanız gerekecek. Bu uygulamada burada DigiUser diye bir şey. Bir database üzerinde tasarlanır bunlar. O da örnek olarak şuradan yerini göstereyim. Bakın security içerisinde users, roles vesaire var. Users dediğimiz kısım önemli burada. Sizin oluşturduğunuz şu DigiUser burada görünecek. Bir de oturumlar vardır. Oturum da bakın database'den çıkıyorum burada. Şu logins kısmı var ya. Aslında oturum değil, logins diyebiliriz. İkisi de aynı mantık. Burada logins mesela. Bizim genel database engine ile alakalı kullanıcı işlemleri yaptığımız yer diyelim. İkisi farklı. Siz user oluşturduğunuzda bu user bir login'e bağlı olarak çalışabilir ya da loginsiz de çalışabilir. Bunları pratik yaptıkça incelersiniz. Grant create table to DigiUser dediğimde ben daha önceden bir DigiUser adında kullanıcı oluşturmuşum. Bu kullanıcıya create table yetkisi veriyorum demektir aslında. Yani tablo oluşturma yetkisi verilecek demek. Bunu default olarak mesela create table verdiniz ama isterseniz bir geliştiricinin o tabloyu alter ya da drop etmesini engelleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yönetebildiğiniz bir şey. Genellikle bunlar DBA tarafından yönetilir. Database Administrator tarafından. Yani Database Programmer'ın işi değildir bu. Veri tabanı programcısının. Ama sizin de biliyor olmanız gerekiyor tabii. Bir programcı biliyor olmalı. Ama bu işi yapanlar genellikle DBA'ler. Ama daha küçük, orta seviye projelerde programcılar da bu tür projelere dahil olup database tarafında kod yazabilir. Ama büyük projelerde bunlara sizin erişiminiz olmaz. Eğer DBA değilsiniz. DBA'ler arasında bile bir sıralama vardır. Junior, Senior vesaire gibi. Genellikle Senior'lar genel altyapı planlamasını yaparlar. Junior'lar da yedekleme vesaire gibi temel konularda bazı rolleri alırlar. O rollerin de ekstra tanımlamaları vardır burada. Onları da aralarda konuşuruz. Evet. App role ve DigiUser adında iki tane oluşturuyoruz burada. Ve sonrasında yeni bir kullanıcı nasıl oluşturulur? Şu şekilde create user. Burada yani UI GUI kullanmadan da yapabilirsiniz bunu. Create user ile. For login şu isimdeki bir login için. Yani database genelinde oluşturulan bir login üzerinden o yetkilerle yönetilen bir user oluşturuyorum diyebilirsiniz. Sonrasında da mesela new DigiUser adındaki kullanıcıya create table ve create database yetkisi verme, grant işlemleri. Bu yetkiyi verip sonradan alabilirsiniz, revoke edebilirsiniz. Onu da göstereyim. Basamaklı yetkilendirme diye bir şey var. Bu detay bir konu. Geçiyorum. Deni de tam tersi o yetkiyi almak gibi ya da onu engellemek gibi düşünün.
Daha önceden X diyelim bir yetki verdiniz Grant ile. Onu geri almak için deneyip kullanabilir. Revoke da o erişim tanımını tamamen kaldırır. Deneyim erişim kısıtlar. Revoke ise onu komple kaldırır. Bunları geçiyorum. Daha sorgu odaklı kısımlara giriyorum. Database programlamada bilmeniz gereken temel konu genellikle başlangıçta anlaşılmaz. Çok detaylarına hakim olunmadığı için. Ama database programlamada önemli olan kısım yani select, insert, update, delete veri üzerinde çalışan sorgularda en sık kullanılan sorgu komut yapısı select'tir. Bazen insert, update, delete zannedilebiliyor ama en karmaşık olan, en çok varyasyonu olan farklı farklı sorgu komut yapılarıyla kullanabilen komutumuz select'tir. Çok farklı kombinasyonları vardır. Bundan en basitini inceleyerek devam edelim. Mesela basit bir matematiksel işlem yapacaksınız diyelim. Artı operatörü. Şu şekilde yaptırabilirsiniz bunu database'e. Bu herhangi bir tablo ile ilişkili sorgu olmadığı için bunu doğrudan örneğin master üzerinde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bu kendi işini yapacaktır. Bakın sorgu sonucu olarak bize gösterdi. Tabii matematikteki gibi kapsam belirleme durumu da söz konusu. Yani yazılımda genel olarak vardır bu. Çok çok detaylarda farklı davranışlar olabiliyor. Bir matematiksel işlemin üzerinde farklı bir davranış olabiliyor programlama dilinin. Ama genellikle yani bu da tabii ki matematik kurallarının dışında olmak değil. Matematik içerisindeki farklı bakış açılarından dolayı olabiliyor. Mesela kullandığınız bir pi değeri diyelim. Pi değerini alacaksınız. Örneğin 3,14 olarak aldığınızı varsayarsınız. Ama küsuratları değişir. Siz küsuratlar üzerinden hesap yapmayı düşünürseniz, örneğin C#'ın altyapısındaki .NET Framework'ün size getirdiği pi farklı bir uzantı verebilir. Farklı bir uzunluk. Ama örneğin Python'daki, Go'daki vesaire farklı verebilir. Ya da SQL'deki T-SQL ile P-SQL. Bunlar farklı sonuçlar verebilir detay konusunda. Ama basit anlamda 3,14 alırsınız gene. Bunun sebebi hata falan değil. Pi üzerinde matematiksel olarak farklı bakış açıları var. Bunu matematikçiler belki araştırırsa bilir. Pi'nin farklı bakış açıları vardır. O teoriler üzerine aslında hesaplanmış. Bir firma X üzerinden hesaplıyor, öbür firma başka bir şey üzerinden hesaplıyor vesaire. Yani sonuç değişmiyor. Bunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Burada da kapsam belirleme var. Önce 5 ile 3'ü topla. Bunun çıktısı ile çarpı 6 yap. Bunların çıktısı ile de çarpı 2 yap. Bildiğiniz matematikteki şeyler. Bunun sonucu 96. Bakın burada no column name diyor. Buna bir başlık vermek isterseniz nasıl olacak? Daha önce yaptığımız gibi as mesela x dedim. Bu şekilde bunu başlıklandırabilirsiniz. Programatik olarak da bundan sonra eğer bu sorguyu böyle kullanırsanız sütun bilgisi olarak x'i kullanmanız gerekecektir yazılım tarafından. Yani bunu boşuna yazmıyorsunuz. Öyle bir sütun varmış gibi size gelecektir çünkü gerçekten. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Default olarak as kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece yani as kullandığında doğal olarak daha okunaklı oluyor. Ama default'ta bunu buraya koyarsan otomatik olarak onu as olarak yorumlar. Farklı database'ler farklı davranabiliyor. Atama operatörü. Buna basit anlamda dün bakmıştık.
Declare ile bir değişken tanımladığımda at ile başlayacak şekilde değişkeni isimlendirmem gerektiğini söylemiştik. Declare ile tanımlanır. Declaration. Varchar 10. Diyorum ki buna 10 karakterli bir değer atacağım. Set değişken, değişkenin adı bu. Eşittir 7. Atama operatörü burada eşittir oluyor. Ve ekrana bas. Gördüğünüz gibi output kısmında görebiliyorum bunu. Metin birleştirme. Burada biliyorsunuz zaten herhangi bir fark yok. Sadece tek tırnaklar kullanıyoruz burada. Artı operatörüyle bunu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Select ile kayıtları seçmek. Burada yaptığımız işlem, bu database'i tanıdığım için ben diyorum ki production benim AdventureWorks'in içerisinde. O yüzden şuradan direkt AdventureWorks'i seçiyorum. Bütün tablo kayıtlarını getir diyorum. Hepsi geldi. Dün inceledik bunu. Hızlı geçiyorum. Sadece iki sütunu almak isterseniz şu şekilde mesela. Product ID ile name'i istedim ben. Ya da ekstra olarak şöyle gösterebilirim. Database'de her şey hiyerarşik olarak bulunur. Rastgelelik yoktur. Rastgelelik olamaz database'de. Bu dışarıdan genelde database programcıların aslında işin derinliğine hakim olmadığı için böyle rastgeleymiş gibi görünebiliyor bazı şeyler ama her şey birbirine bağlı çalışır. Database engine içerisinde. Tamamen bağlı. Fiziksel donanımdan tut, oradaki data page'lerine vesaire birçok şeyle tamamen her şey sistematik olarak planlanmış ve her şey birbirine bağlı çalışıyor. Burada da aslında biraz daha namespace mantığında yani işte x nokta, y nokta vesaire bir nokta operatörüyle birbirleri içerisindeki nesnelere erişebileceğimiz bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşi nasıl oluyor? Bakın sol tarafta, bu yine advanced bir konu aslında ama özet olarak söyleyeceğim. Sol tarafta, şurayı şöyle kapattığımda, bir SQL Server diye bir şey var. Burada nokta var demiştik. Bu nokta bizim serverımızın hostunu belirtiyordu. Local host demiştik buna. IP de olabilirdi. Ama ne demiştik daha önceden? Bu aslında bakın şurada da local yazıyor zaten. Local'dayım şu an. Onun üzerinde bakın dikkat edin nokta AdventureWorks telefondan bağlanıyorum. Telefon geldiği için internet gitti. Kayıt yüzünden bir iş adamının yüzüne kapat. Evet. Burada bakın şurada noktayla bunlara erişebiliyoruz. Bunun içerisinde hiyerarşik demiştim ya bir SQL Server instance'ı var demiştik. Bu instance birden fazla kurulabiliyordu database'e. Default olarak MS SQL Server diyelim. Ve haricinde de bir tane kurduğunuzda o da farklı bir instance olarak davranır. Onun üzerinde de farklı database'ler tutabilirsiniz. Bunun da içerisinde database'ler vardır. Yani bu server instance'ın içerisindeki hiyerarşide server instance'ından sonra onun içerisinde olan şey database nesnesidir. Database de AdventureWorks mesela örnek burada. Onun da içerisinde bakın zaten SQL Server'da bu çok düzgün gösteriliyor. Tabii diğer birçoğunda da gösteriliyor. PostgreSQL falan. Database içerisinde de şuradaki sekmeyi açtığımda bu hani görsel bir şey gibi oluyor ama aynı zamanda hiyerarşik olarak da bir şeyi tanımlıyor size. Database içerisinde tablolar var. Yani AdventureWorks nokta dediğimde şuradaki tablolar eriştiğimi varsayın. Ve bunların da içerisinde bir database'in içinde hiyerarşiyi düzenli hale getirebilmek için şemalar kullanılır. Şema terimi farklı database'lerde farklı şekilde davranır. Çünkü ona göre tasarlanmıştır.
Oracle'da, PostgreSQL'de, MongoDB'de vesaire kimisi şemaya database diyebilir mesela. O database engine'de şema eşittir bir veri tabanı olabilir. Bunu ayrı tutuyorum. Bu ayrı mesele. Ama SQL Server içerisinde ve genel olarak database içerisinde hiyerarşiyi daha düzenli hale getirmek için bir şema yapısı vardır. O şema yapısını kullanıp mesela birden fazla tablolar var burada. Bakın tablo dediğim aslında department, employee, employee department history gibi şeyler. Bunlar tablo isimleri. Ama dikkat edin bunları hiyerarşik olarak human resources'a bağlamış. Human resources burada şemanın adıdır aslında. Bunu mantıksal olarak tabloları gruplayabilmek için yapıyoruz şemaları. Yapmak zorunda değilsiniz. Bu profesyonel database tasarımlarında kullandığımız tekniklerden biri. Mesela Northwind içerisinde bu yoktur. O daha basittir. O yüzden Northwind üzerinde antrenman yapmanızı ilk başta tavsiye etmiştim. Mesela person diye bir şey var. Person ile alakalı nedir? Address, address type, business entity vesaire vesaire birçok şey var. Bakın person.person, person.password, email addresses, address, person phone vesaire. Production tarafında bu bir e-ticaret sitesi olduğu için bunları bakın production tarafında bayağı bir şey var. Product model, product document, product description, product category. Bunlar tablolar. Production ise burada şemanın adıdır. Bu production şemasına bağlanmış bunlar hiyerarşik olarak. Bu şekilde sen mesela production tarafındaki nesnelere, tablolara erişmek istediğinde çok basit bir şekilde, hatta ona da gerek yok, şuradan production yazdığında sadece production'la alakalı tablolar gelir sana. Hiyerarşik olarak. Dikkat edin. Hepsi product'la başlıyor neredeyse. Bu tasarım yapısı bu şekilde. Bu dediğim gibi advanced bir tasarım yapısı. Bunu örnek alarak başlamayın. Çok sıkıntı yaşarsınız. Northwind gibi daha basit başlayın. Ama genel yapıyı da bilin. Ve bu nedenle de bakın şurada noktayla ayırıyorum ben bunu. Select. Normalde şurada sadece bir sütun olması gerekiyor. Yani name yazar. Değil mi? Buradaki gibi. Ama ben şunu da yapabiliyorum teknik olarak. Production nokta, production şeması içinde nokta, bu tablo içinde şu sütun. Çünkü siz tablolara geldiğinizde production product mesela bakın şunu da açtığımda bunun içerisinde kalımlar var, sütun. Bunlar da nesne. Bu nesnelerde hiyerarşik olarak bu tabloya bağlı, product tablosuna. Bu tabloda bu şemaya bağlı. Bu şemada bu database'e bağlı. Bu database'de bu server instance'ına bağlı. Her şey sistematiktir veri tabanında. Bu şekilde. Şurada nokta dediğinizde product tablosu içerisindeki bütün sütunlar anlamına gelir. Aslında sadece nokta kullanmaktan bir farkı yok. Bakın üzerine gelince IntelliSense gibi aslında bu yazılım tarafında reflection dediğimiz advanced bir konu. Reflection gibi onun içerisindeki bize gösterecek olan ya da kullanabileceğimiz ya da gelecek olan yıldız ile birlikte gelen bütün sütunları görebiliyorum. Bana gösterebiliyor. Bunun sebebi aslında system catalog dediğimiz bir yapı üzerinde tutuyor. Bütün sizin oluşturduğunuz nesneleri database kendisi yönetebilmek için system catalog diye kataloglar üzerinde tutuyor. Haliyle sen şurada yıldız dediğinde normalde ne olduğunu anlamaz. Ama production.product dediğinde kendi sistem kataloglarına gidiyor. Diyor ki bana şu şema içindeki bu tablonun içindeki bir şeyleri ne varsa sütunları ver. Çünkü burada sadece sütun olabilir. O sütunları bana ver diyor. Kendisi bir sorgu yapıyor arka tarafta. Onun sonucuyla size sütunların ismini getirebiliyor. Bu nedenle production ortamında çok çok zararlı olmadığı sürece nokta kullanmamanız gerekir. Bunu kitapta detaylı anlatıyorum ama
Nokta çünkü teknik olarak hiçbir şeydir. Nokta bir kısa yoldur. Siz bunu bu şekilde çalıştırdığınızda arka tarafta öncelikle bir sorgu yapması gerekir database engine'in. O da şu şema üstündeki bu tabloda bu noktanın karşılığı nedir demektir. Yani bana bunun sütunlarını ver diyor kendi içerisinde sistem kataloglarına. Onları alıyor. Sonrasında şu şekilde uzun uzun kendisi bunu üretiyor. SQL select sorumlusunu. Ondan sonra onu çalıştırıyor. Yani iki iş yapmış oluyor. Hatta birden fazla. Ama dediğim gibi antrenmanlarda hiç sorun yok. İstediğiniz gibi yapın. Distinct ile tek ile indirgemek. Bu önemli bir konu. Person nokta person içerisinde ben şunu kopyala yapıştır. Bunu bu şekilde çalıştırdığımda şöyle bir execute dedim. Bakın bir tanesi ya da bütün sütunu fark etmiyor. Şurada 19.972 tane kayıt geldi. Ama bu kayıtların içerisinde çok fazla tekrar eden isim var. Mesela bakın şurada bile 3 tane kim var. Bunun gibi tonla tekrar eden pilar vesaire gibi. Siz eğer bir sorguda bunları tekil olarak almak istiyorsanız, yani Ali'den 50 tane varsa siz bir tanesini almak istiyorsanız, yani unique olan isimleri alacaksınız diyelim. O zaman distinct kullanarak tekile indirgersiniz. Mesela şu an 19.972 idi. Distinct ile çalıştırdığımda sadece 1018 tane unique isim varmış diye görüyorum bunu. Union ve union all ile sorgu sonuçlarını birleştirmek. Şu sorgu yapısı kafanızı karıştırmasın. Bildiğiniz bir select'in where ile kullanımı. Ama şuraları bilmediğiniz için business entity ID ne vesaire, sales person. Yani bir burada da sales aslında gene bir şema. Şema da satışla alakalı olan bütün tabloları kendisi grupluyor. Mantıksal gruplama yapıyoruz bununla. Onun içerisindekileri de böyle düşünsün. Sales kod kısmında da kotası sıfırdan büyük olanları getir demişim. Union ile şu sorgunun ve şu sorgunun sonucunu birleştirebilirim demektir bu aslında kısaca. Bakın ilk çalıştırdığım sorguda 14 tane kayıt geldi. Database yapısını bilmediğiniz için o detaylara girmiyorum şimdi. Şunlar ne anlama geliyor? Code take vesaire gibi. Bu database tasarımın yapısıyla alakalı bir şey. SQL sorgusuyla değil. Burada da 163 tane kayıt geldi. Diyorum ki 14 ile 163'ü birleştir. Union bunu yapabiliyor. Çünkü diyorum ki bunlar teknik olarak birbiriyle ilişkili olan konular. Şöyle yapıyorum. Bakın 177 tane kayıt geldi. Bunları mantıksal olarak birbiriyle ilişkili olan sorguların sonuçlarını birleştirdim. Ama bunu mesela hacking'de çok kullanırdık. Farklı farklı sebeplerle SQL injection tarafında ve ezan bonus.
Evet, bu şekilde sorgu birleştirmek için kullanılıyor union. Fakat dikkat edilmesi gereken şey şuradaki sütunların veri tiplerinin aynı olması lazım. Burada dikkat edin, ikisinde de mesela ID var. ID bir date time alanı var. Date time, code, code gibi. Bu olmazsa union birleştiremez bunu. Union ile all arasında da bir detay var sadece. Bakarsınız. Mantıksal operatörler and. Burada yazılımda bildiğiniz and gibi. Bir farkı yok. Aynı mantık. Select product ID name from production nokta product where diyorum filtre yapacağım demek. Product ID eşittir 2 olan ürünü ve adı Bearing Ball olan. Bearing Ball. Nasıl telaffuz var? Bearing Ball olan kaydı getir demek. And'in temel mantığı neydi? Sol taraftaki operant ile, ki bunlara operant diyoruz, operant. Bilgi ufaklık. Evet. Sol ve sağ tarafındakilere biz operant diyoruz. Yazılımda bu bütün programlama dillerinde vardır. Sol ve sağ operantlar genellikle bazılarında sadece bir tane ternary yani üçlü operant bulundurur. Ama genellikle ikili operanttır ya da tekli. Çoğunluk ikili operanttır. Yani solunda ve sağında operantlar vardır. Soldaki operant true dönecek end'de. Name'de de true dönmek zorunda. Eğer end kullanacaksanız iki tarafta true dönerse sorun yok. Bu size kaydı getirir. Yani bearing ball mu adı ve product ID'si de 2 mi? Getir bunu. Gördüğünüz gibi geldi. Demek ki iki taraf da doğru. Where ile şunu da yapabilirsiniz. Yani birden fazla da olabilir. İki tane olmak zorunda değil. İkiden fazla da olabilir. And vesaire gibi. Bu da uygulanabilir aynı şekilde. Bakın product ID'si de şu olan gibi. Or ise sol ve sağ operantlarından herhangi bir tanesi 1, 2, 3 fark etmiyor. Herhangi bir tanesi true dönerse sonuç getirilir bize. Bildiğiniz mantık. Şu şekilde şu sorguyu çalıştırdığımda ne olur arkadaşlar? Burak, neredesin Burak? Burada mısın? Burak kaçışta herhalde. Tamam, şu sorgunun sonucu bize ne getirir? Hocam. Evet, önce isim. Melih hocam. Production table'ının product'ından orada from onu vermeye çalışıyor. Ver dediği de orada bir condition vermeye çalışıyoruz. Product ID'si sıfırdan küçük veya bir olanların product ID'si neyimi product number'ına getir demeye çalışıyoruz sanırım. Hüseyin Kolbaşı doğru dedi. Atakan aynen doğru. Burada şu kısım tamam yorumlanabilir basit. Şu kısım SQL Injection tarafında güvenlik zafiyetlerini manipüle etmek için kullandığımız tekniklerden bir tanesi. Teknik olarak bir her zaman biri eşit olduğu için sen de burada yadayı istediğinden dolayı şurası sana yani istersen eşittir 5 de fark etmiyor. Burası bir kayıt dönmezse or 1 eşittir 1 sana true döneceği için or üzerinden bütün kayıtlar gelecektir. 504 kayıt var hepsi geldi.
Bu SQL Injection'da kullandığımız alfabenin ABC'si diyelim. 1 eşittir 1. Bu teknik olarak bir zafiyet değildir aslında. Mantıksal olarak olması gereken bir şeydir database'de. O yüzden yani 20 yıldır SQL Injection diye bir şey var. Çünkü bu bilinçlenme, yazılımcının bilinçlenmesi gereken bir konu. Yazılımının altyapı hatası değil. Karşılaştırma operatörleri mesela küçüktür, eşittir. Bunları tahmin edersiniz. Küçük eşittir, eşit değildir. Küçük ve büyüklerin birleşiminde oluşuyor. Bunlar kullanabiliyor. Like. Like da filtreleme amacıyla kullanılır. Arama değil, filtre amacıyla kullanılır. Arama farklı bir teknik. Algoritmik olarak bu filtre uygular. Ve like dediğinizde, örneğin şurada name üzerinde ben bir filtre uygulayacağım demiş oluyorsunuz. Burada da içerisinde aramak istediğiniz şeyin başına yüzde koyduğunuzda bunun anlamı ne olursa olsun demektir başında. Kaç karakter ve ne olursa olsun önemli değil demektir. Sonuna da koyduğunuzda aynı kural geçerli. Sonunda da ne olursa olsun. İçerisinde A ve D yan yana küçük A ve D olan kayıtları getir demektir. Bu. 120 kayıt geldi. Bakın hepsinin içinde A ve D bitiş yan yana. Şu şekilde yaptığımızda baş harfi C olan devamı kaç karakter ya da ne olursa olsun demek, yüzde koymak. Baş harfi C ile başlayanları getirdim. Baş harfi B ikinci karakteri küçük E olan kayıtlar. Bir bol. Son dört karakteri KARM olan, K-A-R-M olan ama öncesi önemli değil demek. Bunları bakın, can karm, kren karm vesaire gibi farklı farklı. Bu da gene daha önce yaptık. Baş ve sonunda yüzde var. Bu da ilk karakteri önemli değil ama tek bir karakter önemli değil. Yani bu teknik olarak şöyle. 2, 4, 6, 8, 9 karakter olmak zorundadır demek bu. Ama baş karakteri, ilk karakteri ne olursa olsun önemli değil demek. Son 8 karakteri enflektör olan. Ları getir. Bu artırılabilir. 1 değil, 2 underscore ile aynı şeyi getirebiliriz. Yani ilk 2 karakteri önemli değil ama 2 karakter olmak zorunda demek. Şu biraz daha karmaşık gibi. Köşeli parantezler içerisinde A ve C. Bakın köşeli parantez içerisinde A, C. Bakıyorum şöyle sonuçlara. Bakın A ve C var sadece. A ve C olanları getiriyor burada. Devamı önemli değil diyor. Ben baş harflerine bakıyorum burada. Şöyle araya bir tire koyduğunuzda bunun anlamı üsttekinden farklı. Buna A'dan C'ye kadar olan karakterlerle başlayan, A ve C dahil onlarla başlayan ama A to C. Yani B var burada arada. B blade olduğu için sadece o geldi. Jelate de olsaydı mesela Jelate de gelecek gibi. Bu da ekstra geç. Şunu demiş oluyoruz. Or kullanıyor. Dikkat edin. Name, like, baş harfi A ile başlayan ya da B ile başlayan ya da C ile başlayan. Yani aslında şunun biraz daha değişik versiyonu. Bu kullanımı mesela şöyle de yapabilirsiniz. Tabii şunun sonuna şu şekilde yüzde koyarsan. Çünkü burada filtre uyguluyorsun. Sonuna yüzde koyarsan teknik olarak şununla aynı oluyor. Hangisi işinize gelirse. Ama öyle bir durumda, öyle bir senaryoda bu modeli kullanmanız daha temiz olabilir. Bu da özel karakterlerle alakalı aslında.
hatırladığım kadarıyla içerisinde yüzde geçen diye hatırlıyorum. Ya da slash geçen. Bakın içlerinde slash var. Onları da arayabilirsiniz. Not like demek baş harfi B, ikinci harfi E ile başlamayan kayıtları getirir demek burada. Bakın B ve E ile başlayan bir şey bulamazsınız burada. Onları not like ile olumsuzuna çevirdiniz çünkü. Between and bu aralık sorgulamadır. Ürünler içerisinde bakın product ID'si between 1 and 4. 1 ile 4 arasında olan kayıtları getir. Product ID'si. 1, 4. 1 ile 4 dahil. Aradakiler geldi. Ya da mesela 320 ile 400 arasını alacaksınız. Gördüğünüz gibi 320 400. Bunu mesela sayfalama, uygulamalarda sayfalama amacıyla çok kullanırız, kullanışlı bir şey. Kullanmadığın yöntemler de var ama genellikle kullanırız. Between yazarsın, o sayfa listesi üzerinden, diyelim 1.000 tane kayıt üzerinden 50'şer 50'şer filtrelemeler yapabilirsin. Ya da mesela product ID'si 320'ye eşit ya da büyük ve 320 düzelteyim 400'ten küçük ya da eşit olan kayıtları getir. Yani şununla bu birebir aynı, %100 aynı sonuç verir. Bu 71 kayıt döndü. Kayıtlara bakın. 320 ile bla bla 400 arası. Burada da onun aslında Türkçe versiyonu var diyelim. 320 büyük eşittir ve 400 küçük eşittir yaparsan bununla aynı sonuç alınır. Gene aynı. Burada da bitvirin başına not koyarsanız bunların arasındakiler hariç getirilir. Şurada sadece başına not yazıyorsunuz. O kadar. In ve not in. Bu da şöyle diyeyim. Product ID içerisinde in 1, 2, 3, 316 olan kayıtları getir. Varsa getir. Bakın sadece onlar yani özellikle seçmiş oldunuz bunları. Peki yani akla gelen ilk soru yoksa ne olacak? Yoksa hata vermez, sadece getirmez. İnin avantajı budur. Hata vermez böyle şeylerde. Sadece bakıyor. Bunlar varsa diyor getireceğim sana. Yoksa yok. Bunun da teknik olarak karşılığı aslında şu. Bir or iki mesela. Ya da devamı. Yani şu varsa getir ya da o yoksa ama şu varsa getir ya da ikisi de varsa ikisini de getir. Aynı şekilde string üzerinde de bu işlemler yapılabilir. Chain ve chain ring gibi. Bunlar da getirecektir size. Eğer bunlar varsa getirin mesela. Not dediğinizde bunlar hariç olan kayıtları getirir. 1, 2, 3, 316 hariç bütün kayıtları getirir. Tersi de uygulanabiliyor buna. Mesela Chain ring nedir öncelikle? Şuradan. This from production şöyle getireyim. Bakın name bilgisi içerisinde
color ve name'e bakarak bir sorgu yapmanızı sağlıyor. Bunların içerisinde yani color ya da name bir ürünün adı ya da renk bilgisi içerisinde chain-ring olan kayıtları getir demiş oldunuz. Sütun bazında da bu şekilde ini kullanabiliyorsunuz. Birden fazla sütun içerisine bakıp şu kayıt varsa onları bana getir. Bunu aynı şekilde date verileri, tarih, zaman bilgileri üzerinde de yapabilirsiniz. Mesela sell start date, modify date üzerinde bir ürünün değiştirilme tarihi, zamanı ya da satışa başlangıç tarihi üzerinde şu veri varsa yani bu tarihte olanları getir demek çalış yokmuş. Muhtemelen database'i yeniledim. O yüzden olabilir. Çünkü kayıt 2008 bu sorguları o versiyon Adventure Works üzerinde yapmıştım. Ama her versiyonda bu veriler de değişiyor tabii. Güncelleniyor bazılarında. Bu tarih uçmuştur. SQL Server'da null ve boşluk kavramı. Null'ın biraz geçmişi var. O konuyu araştırabilirsiniz özel olarak. Null teknik olarak hatta null'ı bulan ilk adam, ilk amca bu konuda diyor ki hayatımın en büyük hatasını yapmıştım diyor. Çünkü eskiden bilgisayar bilimleri tabii ki yani çok çok güçlü olmadığı için onlarca yıl önce o zaman da null gibi bir durumda bir sorunla karşılaştığında bunun nasıl çözeceği üzerine kafa yoruyor. Diyor ki null diye bir şey koyayım ben buna. Ki teknik olarak nil'dir aslında. Go'da mesela nil diye geçer. N ile. İkisi de aynı mantık. Diyor ki böyle bir senaryoyla karşılaştığımda diyor null kullandım. Null diye bir şey yaptım. Bu hayatımın en büyük hatası diyor. Çünkü null'dan dolayı onlarca yıldır halen daha tonla hata olabiliyor. Ekstra geliştirme maliyeti, ekstra ıvır zıvır vesaire gibi. Null hiçlik durumudur teknik olarak. Yani boşluk değildir. Boşluk kavramı bir boş karakterini temsil eder yazılımda. Boşun bir karşılığı vardır bilgisayarda. Bir sayısal bir değeri vardır. Ama null hiçliktir. Yani boşluk da hiçliği aynı değil. Ve teknik olarak da null ile bir şey birleştirilmez. Olmaz böyle bir şey. Boşluk da birleştirebilirsiniz. Null ile birleşmez. Çalıştırıyorum. Çünkü null aslında yutan eleman gibi düşünün. Null ile bir şey yaptığında sonuç her zaman null'dır. Değişmez. Burada da gördüğünüz gibi. Ama business tarafında teknik olarak bakarsanız olaya null mesela bu senaryoda mantıklı değil. Yani bunun sonucunda null gelmesi mantıklı değil. Teknik olarak doğru. Null gelmesi, null eşittir, null'dır her zaman. Null'la yapılan her işlem null'dır. Ama böyle bir senaryoda da null'ı başka bir yerden bekleme durumum var. Ama gelmeme senaryosu da var. O zaman sol ve sağdaki operant değerlerinin da null'a eşitlenmesi mantıklı değil. Bu nedenle SQL Server'da bir ayar var. Concat null, yields null diye bir ayar var. Ayar parametresi. Set ile başladınız. Eğer siz özel bir değişken tanımlamadığınız sürece set ile başlayan şurada bir şey yazıyorsa sonuna on, off ya da 0, 1 vesaire gibi bir değer geldiyse bu SQL Server'da bir genel database ayarını temsil eder. Burada da ayarın adı concat null yields null. Ayarın adı bu. Doğru yazmanız gerekiyor. Çünkü sistemde olan bir ayar adı bu. Buna off dediğinizde burası çalışır. Bakın sorgu çalıştı. Gördüğünüz gibi null boş sayıldı. Onu es geçti. Ama Cihan'la Özhan'ı birleştirdi getirdi. Tekrar geri aldığımda on yaptığımda gene null. Default olarak null'la yapılan her işlem null'dır. Ama bu değiştirilebilir. Burada da gördüğünüz gibi gösterdim zaten on off versiyonu. Space function space aslında sizin bildiğiniz elle şöyle boşluk bırakarak yaptığınız şeyi teknik olarak
kendisi içerisine parametre olarak verdiğiniz sayı kadar bir boşluk oluşturan, space karakteri oluşturan bir function. Bunu da kullanabilirsiniz. Dinamik olarak bir şey yapmak istediğinizde işinize yarar bu mesela. Aksi takdirde string concatenation kullanarak kulağı tersten tutmak ya da çok daha karmaşık sorgular yazmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önemli. İşe yarayabilir. Mesela 1 ile 4'ü birleştirirken araya boşluk koy diyorum. Sallamadı. Çünkü string üzerinde çalışır. Space. Burada ise nümerik değerler var. 1 ile 4 arasında bunu yapıyorsun. O mantıklı değil. Ama bunu string'e çevirirsen 1 ile 4 arasında boşluk bırakır. Ve metin var. Artı space 5 var. Artı bla bla var. İşte bu yazdığım tarih. Bunu yani string ile nümerik bir değeri birleştirirken araya space koyarsan o zaman error. Conversion failed when converting the varchar value blah blah to data type int. String'ten int'e dönüştürürken hata aldım diyor. Bu kadar basit. Python'da bunu gördünüz. Bunu dönüştürmeniz gerekiyor. Yani şunu mesela conversion teknikleriyle, komutlarıyla SQL Server içerisinde string'e dönüştürüp ondan sonra bununla birleştirebilirsiniz. O zaman araya 5 boşluk bırakır. Is null operatörü. Is null. Demiştik ya null sıkıntılı bir şey. Ama teknik bir hayatın gerçeği aslında. Database tarafında. O yüzden şöyle bir durumda. Şurayı çalıştırıyorum. Bakın size kısmına hiçbir veri girişi yapılmamış. Null diye yazıyor kabak gibi. Mesela içerisinde boşluk karakteri olsaydı şöyle beyaz görünürdü. Ama burada null sarı olarak gösteriyor. Hiçbir şey yok. Hiçlik var. Böyle bir durumda nasıl sorgulayacaksın? Normalde sorgulayamazsın çünkü bir şeyle eşit değil. İşte null bunu sağlıyor. Is null ise. Neresi? Size. Çünkü biliyorum ki size teknik olarak yani benim tasarımımda örneğin ki normalde olmaması lazım. Bir şeyin null olma olasılığı olmaması gerekiyor. Sağlıklı bir yazılım altyapısı için. Ama böyle bir senaryoda var. Hayatın gerçeği. Eğer öyle ise is null ise size is null mı? True dönerse o zaman sorun yok diyor. Ben burada null'ları istiyorum. Bakın 293 tane null olan, size'ı null olan kayıt varmış. Normalde kaç kayıt var? 504 kayıt. 293 tanesi null. Bunları filtrelersin, onlara veri girişi yapabilirsin mesela uygulamanın üstünden. Is null function'ı bu function değil. Bu bir operatör. IsNull diye bir function da var. Şu renktekiler function. Şöyle diyebilirsin. Tamam. Sen null olabilirsin. Ama eğer null ise bana hata verme. Onun yerine renk yok yaz. Bana renk yoku getir. Şöyle. Bakın. Product ID, name, color. Şurası da dördüncü sütun. Alias'lı. Şunu özellikle koydum. Normalde bunu sorguda koymanıza gerek yok. Karşılaştırmanız için koydum. Bakın null burada ama renk yok olarak geliyor. Şunu silersen ki normali böyle olmalı uygulama tarafında. Renk yok olarak geldi. Sana default değerli geldi. Null'lardan kurtulmuş olduk. İşte İngilizce ise diyelim unknown mesela. Unknown olabilir. Is null'da İlk karakter, ilk parametre olarak color veriyorsunuz. Kama. İkinci parametre olarak da ne istiyorsanız default olarak onu veriyorsunuz. Select, wait, is null, bla 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 bla. Çalış. Diyorum ki işte wait bilgisi null ise default olarak 10 değeriyle getir bana. Bakın burada column name yok. Alias vermedim. Wait null. Ama diyelim ki elbiseyle ya da ıvır zıvırla alakalı bir genişlik, yükseklik, işte beden gibi bilgiler tutuyorsunuz. Öyle bir durumda örneğin sizin ürettiğiniz ya da sattığınız ürünler diyelim ki 10 santimden daha küçük bir ürününüz yok. Ama veriler içerisinde
daha önceden veri bütünlüğü kurallarına uyulmamış. O yüzden nal değerler var. Böyle bir durumda ama siz biliyorsunuz ki mesela eğer nal ise daha önceden diyelim hatalı bir mimari tasarlanmış, veri giriş taktiği vesaire. Öyle bir durumda 10 olarak göster. Mesela. Tonla senaryo olabilir. Average diye bir şey de var. Function içinde function kullanılabilir burada. Function çağırıyorsun, oradan gelen sonucu average'a. Ortalama. Şu group by bu kafanızı karıştırır. Sadece çalıştırayım, geçiyorum. Geçtim bunu. Burada da mesela bakın is null max max quantity. Yani şu special offer sales içerisinde special offer. Ürün düşünün. Ürünlerin örneğin satılan ürün yani sepetteki ürün ya da stoktaki ürün. Bunların içerisinde örneğin deriz ki maksimum işte 1000 tane olsun bundan bizim depoda. Böyle bir durumda işte maximum quantity diye bir şey var. Miktar. Örnek. Discount PST. İndirim oranı. Geçiyorum. Bu database kısmında tablo yapısıyla alakalı. Kovalesk function. Bu da diğeriyle benzer şeyi yapıyor. Tahmin edersiniz şurada. Bakın renk yok diye getiriyor. Kovalesk. Bu Oracle'da da var mesela. Bunu da kullanabilirsiniz. Kovalesk title yoksa kayıt yok desin. First name, middle name yoksa kayıt yok desin. Mesela burada kayıt yok değil de. Örneğin middle name yoksa şunu getirsin. Yazılım tarafında da şunu gördüğünde dersin ki tamam middle name'i boşmuş. Yani ortanca adı yok. Gibi. Bakın. Şurada first name, middle name. Ne olsun bu da? As mid. As middle. Execute dediğimde bakın middle varsa getiriyor yoksa tire getiriyor. Bu daha temiz. Şöyle daha karmaşık da kullanılabilir. Bakın 1, 2, 3. Kovalesk'e hani aklınıza geliyordur. Neden Kovalesk var o zaman? Çünkü birden fazla parametre verebilirsiniz. Bu yoksa şu, o yoksa bu gibi. Bakın first not null. Name, class, color, product number. Class, color, product number. Şuraya geliyorum. 3 tane parametre var ya burada içinde. Eğer ilki null ise ikinciyi getirir. İkinci null ise üçüncüyü getirir burada. Dikkat edin şuraya. Bakın şurada 2 tanesi null, ilk 2 tanesi class ile color. Orada gidip product number'ı getiriyor. Çünkü ilk 2 tanesi null. Ama ilki dolu olsaydı şurada mesela class'ta ilkini getirecekti. İlki yoksa 2'ye bakar. 2 yoksa 3'üncüye bakar filan. Kovalesk'in olayı bu. Şurada biraz daha süslü püslü halinde yazmışım. Bakın product number'ı getiriyor. Eğer class'ı getirecekse class 2 nokta üst üste L diye yazıyorum. Filan. Color ise bakın color kısmı dolu. Color'ı getiriyorum. Null if. Bununla bu eşitse null getir. Bakın make flag, finished goods flag. Bunların ikisi sıfır ise null olarak getir. Yani ikisi eşitse daha doğrusu. Bir ile sıfır eşit değil. O yüzden ilkini getir. Yani biri getir. Make flag'ı getirdi. Dikkat edersiniz. Null if. Select ile verileri sıralamak. Order by yazılımda çok sık kullanacağınız bir şey. Sıralama amacıyla. Select product ID name from production.product içerisinde gelen kayıtları isme göre sırala. İsim de neydi burada? A ile başlıyor. Alfabetik olarak gidip Z ile biter.
W Z'den önceki son durak. O yüzden onu getirecek. Bakın default olarak ben aslında şunu çalıştırdım. Tamam, yani alttakini eklemedim. Dikkat edin, zaten default olarak bunu yaptı değil mi? A'dan Z'ye doğru. Yani isme göre sıraladı. A'dan Z'ye, ama Z'den A'ya değil. Descending değil. Ascending diyoruz buna. ASC. Desk değil, DESC. Burada eğer order by name dersem sonuç değişmez. Çünkü default olarak siz bir şeyi çağırdığınızda, yani böyle bir select sorgusu yaptığınızda, onun kendi bir sıralama algoritması vardır arka tarafta. Rastgelelik yoktur demiştim ya. Her şeyin bir algoritması, mantığı var. Ama order by ile bilinçli hale getirebilirsiniz. Ya da mesela order by name değil de ben product ID'ye göre bunu yap dersem, şimdi dikkat edin, 1-890-879-3-2 falan var. Şimdi sıfırdan çoğa doğru. Bakın 1-2-3-316-17-18 diye gidiyor. Bu şekilde sıralatabiliriz. Order by bu işi yapar. Ascending default halidir zaten. Default'ta tersten sıralama yapmaz. Default'ta A'dan Z'ye ya da sıfırdan çoğa doğru sıralama yapar. O yüzden burası default olarak az önce baktığımız gibi sonuç verecek. Bakın şununla aynı. Order by product ID dedim. Ama product ID ascending dediğinde aynı şey. Default. Ama desk dersem, desk default'un tersine çalışır. Descending terstendir. 999'dan başlattı. Yani bir uygulama arayüzünde vardır ya, tersten sırala mesela. Ona tıkladığında basit anlamda şunu yapmış oluyorsun arka tarafta. Reorder point name, geç bunu. Birden fazla sütun koyabiliyorsun buraya. Filtreleme yaparken, düzelteyim, sıralama yaparken. İsterseniz şunu, mesela birden fazla demiştik ya. Reorder point name, product ID. 3 derseniz product ID'ye göre. Yani çünkü 3 dediğim şey şurası. 1, 2, 3. Üçüncüye göre sırala. Bakıyorum product ID'si 1, birden çoğa doğru gidiyor. Bunun gibi kullanabilirsiniz. 1, 2, 3 vesaire. Ama şurada sütun sayısıyla alakalı bu. 3 yazarsan, 2 tane sütun koyarsan olmaz. New ID, bu kafa karıştırıcı bir şey biraz. İlk bakışta new ID ne? Değil mi? Ne yapacağım burada? Acaba hangisini getirir? Nasıl bir şey yapacaklar? Bu aslında rastgele değer üretmek için kullandığımız bir teknik. Bakın, ben şimdi new ID ile her çalıştırdığımda sonuca bakın. ID üzerinde rastgele bir değer üretiyor ve onunla filtreleme yapıyor kendisi. Rastgelelik kazandırıyor. Hani bir sayfayı, bazı yerlerde vardır ya, sayfayı yenilersin. Sayfayı yenilediğinde sana farklı veriler gösterir. Reklam alanları falan. Hani o tür bir durumda mesela product ID'sini bu şekilde al. Yerime e-ticaret sitesi yapıyorsun ya. Bir yerde banner gibi bir alanda, bir logo içerisinde rastgele ürünler listeliyorsun. O rastgeleliği şurayla yapabilirsin. Order ID, new ID dediğinde, her sayfa her yenilendiğinde oraya yeni veriler gelir. Top operator. Random olarak, evet. Bence. Top operatörü top 5 star from production.product. Bunu yaptığımda tahmin edersiniz bana ilk 5'i getiriyor. Bakın 4'ten sonra 316 geliyor. 5. kayıt olarak, kafanızı karıştırmasın. Top 1% eklerseniz bu yüzde olarak bakar. Neye? Yani 500 tane kayıt varsa
500'e 1 değerini verirseniz 500'ün %1'i kadar kaydı tap olarak getirir. Bakın 316'ya 17 de eklendi. Yani yüzde olarak %1'ini getir demektir bu aslında. Burada ise sadece ilk 5 tanesini getir. Top 5 bla bla. Şöyle filtre de ekleyebiliyorsunuz kısaca. Yani şu baş harfi C ile başlayanların içinde 5 tanesini getir. Bakın 3, 5. 3, 5. Top function. Operatörü de var, function'ı da var. Function'ı da kullanımı biraz daha farklı tabii. Diğeriyle karışmasın diye. Type top içerisine function'a 5 veriyorsun. With ties diye tanımlıyorsun. Sonuna da star. Gördüğün gibi. Şu mesela SQL standardı içerisinde olan bir şey. Bu TSQL içerisinde olan bir yöntem. Performans olarak her zaman SQL standardında olan şey o database engine'in kendi dilinden çok daha hızlı çalışır. Çok karmaşık yapıları kastetmiyorum. SQL standardı default olarak çok daha hızlı çalışır. İlk onlar karşılanır. Sonra diğer kısımlar. Ama bu yani millisecond mı diyeyim, ondan daha düşük bir nanosecond mı? O gibi şeyler ama sorgu yapısı karmaşıklaştıkça bu tür teknik bilgiler, detaylar sonucu etkiler. Top 5 persons with ties. Burada da benzer. %5 dedik. 26 kayıt geldi. %1 diyeyim. 6 kayıt geldi. Tabloları birleştirmek. Oh. Evet. Buralar karışık. Evet. Şimdi join'e geçmeden mola verelim. Tamam. Bir 10 dakika mola verelim. Orası biraz zaman alacak. Kafanızı yorabilir. Daha önce kullanmayanlar için. 10 dakika mola arkadaşlar.